Aklına geliyorsa. Tabii. Tamam. Erivan'da bugün Jokaryan kardeşlerle birlikteyiz. Onlar da Suriye'den buraya göçmüş olan insanlar. Biraz Suriye'deki ve buradaki hayatlar üzerine sohbet edeceğiz kendileriyle. Sizden başlayalım önce. Ne zaman buraya göçtünüz? 2013'te geldik. Evet. Ailecek mi geldiniz hep birlikte? Valla ayrı ayrı geldik. İki kişi geldik, böyle diyebiliriz. Biz üç aile, bir aileyiz ama iki kardeş, babam, annem, hepimiz Halep'teydi, yavaş yavaş geldik. Evet. 2013'te geldik. Halep'te ne iş yapıyordunuz? Halep'te bizim büyük bir fabrikamız vardı. Ne üzerine? Hortum rekorları üretiyorduk. Hortumlar satıyorduk. İthalat ve ihracat yapıyorduk. Evet. Bayağı iyiydi. Evet. Çok eskiden biz bu işi yapıyoruz. Yani, dedem bu işi de yapıyordu. Aha. Yani babam, biz de sonra kardeşler olarak size devam ettiriyorduk. Devam ediyorduk. Çok iyi durumdayken her şeyi terk edip çok iyi durumdayken fabrika dolu mal vardı. Büyük miktarlarla bizim malımız vardı. Ne oldu onlara şimdi? Bir akşamda zaten her şey oldu. Oraya gidemiyoruz olduk. Savaş yaşadığınız başladı. Yaşadığımız yerle fabrika arası 15 kilometre, o kadar kısa bir mesafeyi gidemez olduk. O muhaliflerin eline mi geçti fabrikanın olduğu bölge? Muhalifler eline geçti. Bir zaman muhalifler eline geçti. Bir zaman devlet eline geçti. Sonra yine muhalifler aldı. Yani çok karışık. Yağmalandı. Orada yani. ateşi bölgesi olmuştu zaten. Evet. Gidemez olduk. Peki Suriye'deki yaşamınız nasıldı? Yani savaşın öncesi. Tabii ki çok güzeldi. Hayat çok güzeldi. Hmm. Orada. Peki Ermeni olmanız nedeniyle herhangi bir ayrımcılık var mıydı? Yok, çok rahattık. Yani herkes birbirine çok saygılı, çok muhterem bir şekilde. Yani herkes birbiriyle çok normalde devam ediyor. Ne etnik ne dini bir gerginlik vardı yani. Dini bir sorun hiç yoktu. Aha. O kadar. Ya Suriye dediğin, burada cami, burada kilise, hemen yan yana, 10 metre yok yani aralarında. Aha, aha. Böyle hiç. Peki Alevi Sünni gerilimi var mıydı? Vallahi biz karışmıyorduk öyle yani, yoktu diyebilirsin, vardı da diyebilirsin. Ama çatışma yoktu. Çatışma yoktu yani, herkes işliyordu, herkes iş başınaydı. Düşünen yok öyle şeyleri, herkes ekmek derdinde işine bakıyordu. Yani vardır içinden bozuk olan insanlar, böyle karmaşayı seven insanlar, onu bunu soyan insanlar vardı. Yok diyemezsin. Her yerde var çünkü. Evet. Onlar da bu fırsat diye fırsat severler yani, evet, böyle fırsatları. Onlar vardır diyebilirsin. Evet. Ama onlara destek olan olursa sonra olur böyle karmaşık. Anladım. Çünkü burada bu vakitte böyle kötü insanlara destek olan oldu Suriye'de ve onlara para geldi dışarıdan, ya, silah geldi. Yani öyle durup dururken ateş açıldı diye bir şey yoktur. Evet. Biri birbirine kardeş kardeşe vurmaya başladı çünkü. Kim kime vuruyor belli değil. Evet. Kim bunun, kim kimin düşmanıdır, kim kimin kardeşidir, hepsi birbirine girdi. İç içe geçmiş durumda. Peki sizin için nasıldı savaşın öncesi yaşam? Valla savaş önce yaşam çok çok güzeldi. Bir şeyimiz eksik değildi. Her şey vardı, çok iyi yaşıyorduk. Fabrikada... Aynı fabrikada mı çalışıyordunuz? Aynı evet, fabrika. Fabrikada 35-40 kişilik timimiz vardı. Her cuma günleri biz doğal olarak pazartesi bizim rahat günümüzdü. Ama cuma günleri fabrikada sabah günleri sofra kurduk. 40 kişilik soframız vardı. Hepimiz orada sofra başına otururduk. Kahvaltı yapardık. İçimizde vardı Kürt, Türkmen. Şii de vardı, Sünni de vardı. Hepimiz kardeş gibi otururduk, yemeğimizi yerdik.
Yani demek istediğim ki orada kardeşlik vardı. Kavga yoktu. Ayrılık yoktu. Ama benim abimin dediği gibi her yerde şöyle kafa bozuk adamlar vardır. Bu fırsatı beklerler. Ve siyasete kapıldı. Bunlar siyasete kapıldılar. Demek istediğim ki mesaj iletmek istediğim ki siyasete kapılmasınlar. Herkes hayatını yaşasın. Siyasetin arkasından gitmesinler. Her yerde de olabilir bu işler. Peki üniversite eğitimi falan rahatlık alabiliyor muydunuz Evet. Suriye'de? Tabii ki, Evet. tabii ki. Hiçbir sorun yoktu yani. Hiçbir sorun Siz yoktu. örneğin hani diyelim üniversite yerine ama ticaretle ya da işte şeyle çalışmayla uğraşmak istediniz herhalde. Üniversiteye gittiniz mi? Tabii ki. Çalışma yok. Biz okulumuzu bitirdik, çalışmaya Evet. gittik. Çünkü bizim babamızın işi var, fabrika Ha, var. geleneksel olarak böyle yapıyorsunuz Tabii ki, zaten. tabii ki. Biz Ermeniler en çok böyle imalata Evet. meslek olarak Meslek işine bizim hemen işimizdi. kapılırdık. Bu, peki buraya geldikten sonra burada hayat kurmak zor oldu mu sizin Valla için? buradaki çarşı çok küçük. Evet, yani İş piyasa yapmak küçük. için piyasa çok küçük. Bir de burada her yer kapalı diyebilirsin. Yani çevrende deniz yok. Evet. İyi ithalat edemiyorsun. Nüfus az, hareket az. Nüfus az, içerideki işler az. İmalat ediyorsun, ihracat için çok kurtarmıyor o ticaret. Ticarın Evet. için adam gelip alacak malı denize hemen götüremiyor. Fur giderek denize gitmek için baya yol var buradan. Karadeniz herhalde en yakın. Karadeniz'e de olabilir. Tabii Karadeniz'e gidecek ki mal ihracata dünyaya gidecek. Evet. O da şansımız çok az çünkü paraya bakıyor. Çok Çok pahalı yani duruyor çok ticaret evet, için. burada bir de üretim Dış yapsanız da ticareti çok zor oluyor burada. evet. Hiç yani İç piyasada kısıtlı iç olunca diyorsunuz. piyasada çok kısıtlı zaten. Nüfus az. Zor. Her şey Anladım. zor burada. Anladım. Bir de böyle bir şey var. Biz bir akşamda böyle dağınık oldu Suriye. Biz de hiçbir şeyimizi alamadık diyebilirsin. Çıktık orada. Her şeyiniz orada Her kaldı. şeyimiz orada. Evlerimiz orada. Arabalar, iş yerimiz, mallar, giden mallar çok. Zaten bizim hasarat en çok olan mallar gitti. Orada çalındı. Evet. Kim çaldı diyemiyorum. Çünkü herkes de çaldı. İki taraf da İki girdi, tarafta iki taraf herkes da çaldı. çıktı. Herkes çaldı diyemiyorum bu çaldı ya da bu çaldı. Evet. Herkes çaldı. Peki bir gün orada yeniden barış olur mu sizce? Yani olursa geri dönmek ister misiniz? Vallahi olsun barış. Olsun barış. Çünkü barış en iyi şey. Ben savaşı gördük. Yani ben Dünya İkinci Savaşı'ndan daha beter bir şeydir bu. Dünya İkinci Savaşı bunun düşmanıdır biliyordu. Burada bilmiyor kim kimin Kim kimin düşmanı. düşmanı? Evet. Kardeş kardeşe vuruyor çünkü artık. Ya bir gün barış olursa siz de dönmek ister misiniz? Yani Tabii ki dönmek isterim çünkü orada doğdum ben. Türkiye'de seçimler oldu. 3 tane Ermeni milletvekili seçildi. Bunun hem Ermenistan hem de Ermenilerle Türkiye'nin ilişkilerini düzeltmesine bir katkısı olur mu sizce? Vallahi onu o kadar bilmiyordum Tamam. ben. Net bir şekilde bir cevap Tabii tabii veremem, olabilir bilmiyorum o olabilir tabii. kadarını. Peki şunu sorayım size son olarak. Yani soykırımın üzerinden 100 yıl geçti. Türkiye bir gün diyelim ki adım attı, soykırımı tanıdı ve özür diledi. Sizin dedeleriniz nereden gitme Suriye'ye? Yani soykırım sırasında? Görünmem büyük Gürün'den. Kayser. Ya yani bir gün oralara dönüp yani Türkiye'lerle diğer insanlarla birlikte yaşamak ister misiniz? Niye olmasın? Ben Türklerle çok iş yaptım Suriye'de olduğumda. Burada da iş yapıyorum. Türklerle çok iş çok güzeldir. Çünkü onlar iş adamlarıdır. Yani işi ve iş dünyası ve siyaset dünyası birbirine karıştırmamalı biri. Türklerle iş işlemek güzeldir. Ben Anlayışlılar. Suriye'de olduğumda iş yapmışım onlarla, Türklerle. Burada da iş yapmışım. Bir problem Yani yaşamadınız. hiçbir sorunumuz yok. Kardeş kardeş gibi iş yapıyoruz Anladım. Hafta bir sorunu yok Öyle tabii kardeşlerimizin. canım, gerçekten de öyle. Peki son olarak Türkiye'deki izleyicilere yani
vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Vallahi siyaseti çok dinlemesinler. Kardeş kardeş yaşasınlar. Herkes işine baksın, hayatına baksın, siyaseti dinlemesinler. Kapılmasınlar siyasetin kötü kara günlerine. Oldu, teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.